Merhabalar arkadaşlar, ben Metan Çakır. ODTÜ Robot Topluluğu'nun yazılım eğitiminde başta benimle devam edeceksiniz. Bu benim kısmımda Python'ın temellerini göreceğiz. Python dilinin temellerini göreceğiz. Ve bu dille neler yapabildiğimizi öğreneceğiz. Şimdi bunlara girmeden önce kurmamız gereken birkaç uygulamamız var. Şöyle, öncelikle Google'a girdikten sonra arama yerine Python yazıyorum. Python yazdıktan sonra şurada karşıma gelen Python sitesine giriyorum. Burada Python sitesinden download diyorum. Şimdi burada karşımıza çıkan bu ekranda eğer Windows kullanıyorsanız direkt olarak şuradaki tuşa basabilirsiniz. Fakat başka bir işletim sistemi kullanıyorsanız burada mesela işte Linux, Mac gibi diğer işletim sistemlerini hatta Other'a basarsanız daha birçok işletim sistemi gelecektir. Sizin işletim sisteminiz hangisi ise onu indireceksiniz. Bu arada bendeki son versiyonu 3.17. Bu yüzden yani eğer sizde başka daha yeni bir versiyon varsa izlediğinizde bu videoyu o zaman onu indirebilirsiniz. Şöyle bu tuşa basıyorum ben Windows kullandığım için. Ve benim kurulum dosyam indi. Açıyorum kurulum dosyamı. Karşıma gelen uyarıya çalıştır diyorum. Ve bu şekilde kurulum yeri geldi karşımıza. Evet, kurulum kısmı şu an ekrana verdiğim gibi böyle. Bu kısımda yapmamız gereken, dikkat etmemiz gereken bir nokta var. O da şu sol alttaki Add Python 3.10 to Pet denilen kutucuğu şöyle işaretliyoruz. Bunu işaretledikten sonra Install Now diyebiliriz. Evet, yaklaşık bir dakika, hatta belki daha kısa sürdü. Şöyle bir ekran karşınıza gelecek. Setup was successful. Buradan sonra close'a basıyoruz. Fakat önce ben diğer ekranıma geçeyim tekrardan. Evet, orada bu Python şeyimizi indirdik artık ve close dedikten sonra tekrar buraya döndük. Python indirdikten sonra bir de bizim bir editör indirmemiz lazım. Bu editörü de şurada kullanacağız. Bizim Python'la yazdığımız kodları yazdığımız yer aslında editör. Ben bunun için şöyle yeni sekme açıyorum. Ben bunun için VS Code yani Visual Studio Code denilen editörü kullanıyorum. Eğer siz başka bir editör kullanıyorsanız onu kullanmaya devam edebilirsiniz. Veya başka bir editör kullanmak istiyorsanız onu da indirebilirsiniz. Ben bu kurs boyunca Visual Studio Code kullanacağım. Şöyle Visual Studio Code yazdıktan sonra sitesine girdim. Sitesine girdikten sonra eğer Windows kullanıyorsanız yine burada Download for Windows diyorsunuz. Eğer kullanmıyorsanız sağdan menüyü açıyorsunuz. Şuradaki menüyü. Burada yine Linux ve Mac için var. Daha farklı bir işletim sistemi kullanıyorsunuz. Onu da buradan indirebilirsiniz. Ben bunu şu an indirmeyeceğim. Bilgisayarımda zaten kurulu. Fakat bunda diğer Python'ı indirdiğimizdeki gibi işte o Add Python 3.10.to.pet kutucuğunu işaretliyorduk. Bunda öyle bir detay yok. Direkt olarak işte Next, Install gibi aşamaları hızlıca atlarsanız kuracaksınızdır Visual Studio kodu bilgisayarınıza. Şimdi Visual Studio kod ekranımıza geçelim. Evet, burada Visual Studio kodu indirip açtıktan sonra karşımıza bu kısım geliyor. Burada VS kodu açtığımızda karşımıza şu ekran geliyor. Bu ekrandan yapmamız gereken bir işlem daha var. Şurada soldaki menüde Extensions denilen yani uzantılar, eklentiler denilen kısmı geliyoruz. Ve burada arama yerine Python yazıyoruz. Python yazdığımızda karşımıza bir sürü eklenti gelecektir. Şöyle şurada indirme sayısından da anlayabilirsiniz muhtemelen. Bende 66,5 milyon kez indirilmiş. İşte diğerleri 4,7 milyon, 3,8 milyon. Şu Python, direkt adı Python olan eklentiye giriyoruz. Burada bu da bende inik. Fakat burada yapmanız gereken tek şey bende uninstall yazan yerde sizde install yazacak. Ona basıp indireceksiniz. Ve bu uzantıyı da kurduktan sonra artık şurayı kapatabiliriz. Uzantıyı da kurduktan sonra artık başlayabiliriz. Şimdi başlamak için önce şurada soldaki menüden Explorer denilen kısma geleceğiz. Explorer denen kısma geldikten sonra ben masaüstümde ORT eğitim
diye bir klasör açtım. Siz de masa üstünüzde bir klasör açabilirsiniz. Böyle daha kolay olacaktır. Masa üstünüzde bir klasör açtıktan sonra ya buradaki open folder'a basacaksınız ya da üstten gelip open folder, burada file denilen menüyü açtıktan sonra da karşınıza çıkacak. Şuradan open folder diyorum. Masa üstüme geliyorum. Masa üstüne geldiğimde orate eğitim seçip klasör seç diyorum. Evet, artık klasörümüzü açtık. Bu klasörümüzde şimdi kodumuzu yazacağımız bir dosya açmamız lazım. Bu dosyayı da şuraya sol tıklayıp New File diyebiliriz. Veya şurada gördüğünüz klasörün yanında şöyle bir işaret var. New File. New File'a basıyoruz. Ve buraya dosyamızın adını gireceğiz. Şimdi burada Hello World yapıyorum. Dosyamın adını. Dosyamın adının Hello World olmasını istiyorum. Ve buraya uzantısını da yazmam lazım. Şöyle nokta Python kodlarının uzantısı PY. Bunu yazdım ve artık karşıma kod yazacağım alan geldi. Buradan sonra artık Python'daki kodlarımızı bu şekilde yapabileceğiz. Buraya açtıktan sonra New File diyeceğiz. Dosyamızı açacağız ve kodlarımızı yazabileceğiz. Şimdi burada ilk kodumuzu, ilk uygulamamızı yazalım. Bunun da ekranımıza Hello World yazdırarak yapalım. Şimdi burada print diyoruz. Print dediğimiz bir fonksiyon var Python'da. Bu print dediğimiz fonksiyon bizim kelimeleri, sayıları veya işte herhangi bir değeri yazdırabildiğimiz, ekranımıza getirebildiğimiz bir fonksiyon. Şimdi bu fonksiyonun adını yazıyoruz öncelikle. Python'da fonksiyonların hepsinde olduğu gibi. Fonksiyon adını yazdıktan sonra fonksiyona bir değer girmemiz lazım ki o değer sonucunda bir şey yapsın, bize bir işlem yapsın. Şöyle print deyip parantezimizi açıyoruz. Parantezimizi açtıktan sonra içine Hello World yazacağız. Hello World yazarken bunu ileride daha iyi işleyeceğiz, daha çok içine gireceğiz. Python'da kelimeleri yazarken şöyle tırnak, ya çift tırnak ya tek tırnak içine yazmamız gerekiyor. Ve tırnağımızı açtıktan sonra Hello World yazıyoruz. Burada Hello World yazdık print'in içine. Ve artık bu kodu çalıştırmamız lazım. Bu kodu da şurada sağ üstte gördüğünüz Run Python File denilen tuştan basıyorum. Ve gördüğünüz gibi şöyle terminalimi biraz daha yukarı çekeyim. Hello World. Gördüğünüz gibi buraya geldi benim yazdığım yazı. Bunu bir daha çalıştırırsam bir daha gelir. Bir daha çalıştırırsam bir daha gelir. Bu şekilde Python'da print dediğimiz fonksiyonda böyle çalışıyor. Ekranımıza bir şeyler hazırladığımız. En sık kullandığımız fonksiyon olacak bizim kodlama yaparken. Buraya yani tırnağın içine ne yazarsam yazamadım. Burada tırnağın içine ne yazarsam onu yazdıracaktır. Şöyle. Yani büyük harf, küçük harf şeyi de var. Anlayışı da var. Yani şöyle ot yazdırdığımda ot yazacak. Buraya robot topluluğu dersem ekranıma bunu yazdıracak. Bu şekilde ilk videomuzu bitirmiş olduk. İlk kodumuzu da yazmış olduk. Buradaki kurumları yaptıktan sonra eğer bir sorunla karşılaşırsanız bana ulaşabilirsiniz herhangi bir yerden. Yani WhatsApp'tan vesaire ulaşabilirsiniz. Bu şekilde ilk kodumuzu da yazdık. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.